Evet arkadaşlar, PDR alan derslerinde ikinci derse geldik. Hala ruhsal bozuklukları tanımlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi süreç şöyle gidecek. Ruhsal bozukluğun ne olduğunu ya da bir şeyin ruhsal bozukluk olabilmesi için hangi kriterleri taşıması gerektiğini işte konuşuyor olacağız. Bu derste konuşuyor olacağız. Sonra tarihsel akışa bakacağız. İşte nasıl ortaya çıktı, neler olduğunu konuşacağız. Ondan sonra kuramlar, sonra da artık hastalıklara ve bozukluklara başlıyor olacağız. Ama önce bir şey söyleyeyim. Yani şimdi biz PDR alanında ruhsal bozukluğu tanımlarken pek çok kuramcıdan besleniyoruz. Her zaman şu soru çok önemlidir benim nazarımda da, yani bilim insanları da böyle söyler. Bir şeyin normal ya da anormal olduğunu belirleyen kriterler neler? Ben size daha sonra, tabii sınavdan sonra okuyun derim, Michel Foucault'un çok güzel kitapları var. İşte normal, anormal ayrımını anlatan kitaplar bunlar. Deliliğin Tarihi diye bir kitap var. Bunu okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Mesela Michel Foucault da çok güzel anlatır. Şöyle düşünün, yani bir şeyi normal kılan, yani bana göre, sana göre, toplumdan topluma, insandan insana nedir bu kriterler? Tabii ki biz bu kadar bireysel bakamayız yani baktığınızda. Çünkü hani bir şekilde çok fazla parametre var. Biz ne yapıyoruz? İşte DSM-5'ten, ICD-10'dan, diğer kılavuzlardan beslenip ortaya genel bir şeyler koyuyoruz. Peki bir davranışın, yani insanların ortaya koyduğu bir davranışın ruhsal bozukluk olup olmadığını belirleyen temel kriterler temelde 4 tane arkadaşlar. Yani ben eğer bir ruhsal bozukluk tanısı koyacaksam, yapacağım tanımın içinde bu kriterleri benim görüyor olmam lazım. Sadece bir tanesini görmek yeterli değil. 4'ünü birlikte görmem lazım. Dolayısıyla da bu KPSS alan sınavında karşınıza şöyle çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi bir davranışın ruhsal bozukluk kapsamında değerlendirilebilmesi için gereken kriterlerden biridir ya da değildir gibi bir soru formatıyla, hatta farklı kombinasyonlarda karşınıza çıkabilir diye düşünüyoruz. Dedim ki ruhsal bozukluk tanımının içerisinde 4 tane temel kriterin olması lazım. Bunlardan bir tanesi kişisel sıkıntı. Bir tanesi yeti eğitimi, bir tanesi sosyal normların ihlali ve tabii ki sonuncusu da işlev bozuklukları olarak karşımıza geliyor. Hadi bakalım neymiş bunlar? Şimdi gençler, buraya en son geleceğim. Burası şimdilik burada dursun, oraya hiçbir şey yapmayalım. Kişisel sıkıntı dediğimizde şöyle hissettiğiniz oluyordur. Ay içim sıkılıyor ya. İşte bugün böyle biraz kendimi, ne bileyim, gergin hissediyorum falan. Şimdi tutup da içsel her sıkıntıyı ruhsal bozukluk olarak değerlendiremeyiz. Böyle bir şey yok. Ama biz diyoruz ki eğer bir davranış kişide çok yoğun ve sürekli olarak bir sıkıntı yaratıyorsa, o zaman bu durum bu davranışın bir ruhsal bozukluk olduğunun göstergesidir. Mütemadiyen devam eden bir sıkıntı, içsel sıkıntı ne olacaktır? Bir zaman sonra ruhsal bozukluğa neden olur. Özellikle arkadaşlar, mesela şu çok önemli bir nokta, her ruhsal sıkıntı da ruhsal bozukluk değildir. Yani bazen mesela şey diyorum ben ders anlatırken, hadi diyorum şimdi size sınav yapacağım falan diyorum. Böyle bir içsel bir sıkıntı yaşadığını görüyorum öğrencilerin. Ama bunun bir ruhsal bozukluk olduğunu söyleyemeyiz. Bu geçici bir durumdur. Bazen mesela trafikte ya da yaşadığımız olaylar karşısında, insanların tepkileri karşısında hepimizin yaşadığı sıkıntılar olabiliyor. Ama hepsi bir ruhsal bozukluk değil. Dedim ki oruç tutan bir Müslümanın yaşadığı sıkıntı ruhsal bozukluk mudur? Değildir. Yani bir insanın oruç tutarken, işte yaza denk geliyor artık biliyorsunuz. Dolayısıyla da oruç tutan bir insanın yaşadığı o içsel sıkıntı tamamıyla işte dini gerekçeler, yaşam gerekçeleri falan filan, ama ruhsal bozukluk olarak nitelendirilemez. Ancak şuraya bakın. Arkadaşları tarafından lakap takılan bir öğrencinin yaşadığı sıkıntı. Şimdi arkadaşları bir kız öğrenciye lakap takmışlar, bir isim takmışlar ona ve bundan dolayı kızın sosyal yaşamı engelleniyor, bir şekilde kendini, benlik durumu zedeleniyor, öz saygısı zedeleniyor. Dolayısıyla da bu kişinin yaşadığı sıkıntı ruhsal bozukluğa neden olacak mıdır? Evet, bir zaman sonra
Kesinlikle evet diyebiliriz biz buna. Her ruhsal bozukluk da kişi için bir sıkıntı oluşturmaz. Yani şundan bahsediyorum. Bazen o insanların ruhsal bir bozukluğu kesinlikle vardır. Tanısı konmuştur. Ama bu insanlar bir sıkıntı hissetmezler. Bizim toplumumuzda psikopat olarak nitelendirdiğimiz bir rahatsızlık var. Antisosyal kişilik bozukluğu. Anlatacağız biz bunları ama biliyorsunuz antisosyal kişilik bozukluğuna sahip olan insanlar neler yapıyorlar? Topluma ve insanlara zarar vermekten çekinmiyorlar. Trafikte şurada burada şiddet eğilimi içeren davranışlar ortaya koymaktan çekinmiyorlar. İnsanlara zarar verirken hiçbir sıkıntı ya da vicdan muhasebesi yapmıyorlar. Bakın enteresandır. Antisosyal kişilik bozukluğunun çocukluktaki ismi davranım bozukluğudur. Yetişkinlikteki ismi antisosyal kişilik bozukluğudur. Ve biz bunlara özetle psikopat diyoruz. Yani bu kişiliksizlik falan değil. Bu ciddi anlamda bu insanlar psikopatlar. Daha ötesi yok yani. Ve o yüzden yaptıkları kötü olan hiçbir şeyde sıkıntı yaşamıyorlar. Hiçbir vicdan hesabı asla yapmıyorlar. Kendi istediklerini, bildiklerini okuyorlar. Dolayısıyla da her ruhsal bozukluk da kişi için bir sıkıntı oluşturmaz. Yani aslında şunu görmenizi istiyorum. Bir şeye ruhsal bozukluktur ya da değildir demek o kadar da kolay bir iş değil yani. Ciddi anlamda deneyim, tecrübe ve birikim gerektiren bir şey. Peki biz en çok nerede görüyoruz arkadaşlar? Yani kişisel sıkıntının ruhsal bozukluğa giden boyutunda özellikle kaygı yaşayan, anksiyete yaşayan ve depresyonda olan insanların yaşadığı içsel sıkıntı çok daha fazla. Ben öğrencilerimi çok gözlemliyorum. Zaman zaman düşünüyorum. Mesela sınavdan dolayı ciddi kaygısı olan ve bir zaman sonra bu kaygısından dolayı artık yaşam gereklerini yerine getirmekte zorlanan insanlar da tanıyorum. Dolayısıyla da bakın bu kadar sıkıntı yani ya da çok yoğun bir sıkıntı yaşıyorsanız bir konuda lütfen sorgulayın. Ya da bir insan yaşıyorsa ona bir şekilde destek olmakta fayda var. Çünkü kişisel sıkıntının gittiği nokta ruhsal bozukluk. Yani daha ötesi yok. Peki geldim. Benim bir davranışa bu ruhsal bozukluktur diyebilmem için yeti itiminin olması gerekiyor. Arkadaşlar yeti itimi dediğimiz şey nedir? Özellikle insanların işte potansiyellerini, yeteneklerini ortaya koyamaması. Örneğin zeka, örneğin yetenek değil mi? Bunlardan bahsediyorum. Yaşamın önemli bir alanında görülebilir. Yani öğrencilik hayatınızda, iş hayatında, aile hayatınızda, arkadaş ortamınızda falan filan. Ancak her yeti itimi ruhsal bir bozukluk değildir. Ya da şöyle söyleyeyim. Mesela bulimia nevroza diye bir hastalık var biliyorsunuz. Tıkınırcasına yiyorlar. Ama bir şekilde hani bu durumu telafi eden bir boşaltım süreci yaşıyorlar bulimia olan insanlar. Yani yemesinden asla kısmıyor ama bunu telafi eden bir boşaltım süreci yaşadığı için de rahatlıyor. Dolayısıyla da şöyle düşünün, bulimia olan bir insanda yeti itimi görülmüyor enteresan bir şekilde. Yani bu olay böyle çok dallı budaklı bir şey yani. Kimlerde görülüyor? Özellikle madde bağımlısı, alkolizm problemi olan, ya da fobileri çok fazla olan insanlarda yeti itimi çok sıklıkla karşımıza geliyor. Buraya da özellikle yazdım. Yani karşınıza bir insan, bir danışan geldiğinde nelerin yeti itimi olduğu ya da olmadığını belirleyen kurallar maalesef yok. Yani bunları kestirmek çok da kolay değil. Peki ikincisi yeti itimi gerekli. 3. Sosyal normlara uymamak. Şimdi arkadaşlar, şöyle geçeyim ben. Şöyle düşünün, sosyal norm dediğimizde biz neyi anlıyoruz? Bizi bir arada tutan, değil mi? Bilinçli bir şekilde alınmış ya da sezgisel olarak alınmış kurallar bütününü anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla da bir sosyal norm ve bunun dışına çıkma durumlarında biz ruhsal bozukluğu aklımıza getiriyoruz. Yani danışanlar karşımıza geldiğinde sorguladığımız alanlardan bir tanesi de burası. Ama şunu unutmamak lazım. Sosyal normlar kültürden kültüre, toplumdan topluma değişebiliyorlar.
Yani sizin sosyal normlara çok iyi hakim olmanız gerekiyor. Aynı zamanda kültürel platformu da çok iyi sorgulamanız gerekiyor. Kimlerde daha sık görülüyor? OKB, yani obsesif kompulsif bozukluk ve şizofreni olan insanlar sosyal norm ihlallerini daha fazla ortaya koyan insanlar. Düşünsenize, şizofrenik bir hasta yaptığı davranışlarda işte ne bileyim mesela işte karşımda bir insan oturuyor. Öyle olmadığı halde karşımda bir insan oturuyor. Bana şunu söyledi, onu yapmam lazım dediğinde elbette ki bir sosyal norm ihlalidir. Ama yani bir toplumda atıyorum hırsızlık çok meşru bir durumdur. Adam hırsızlık yaptı ya da böyle bir alışkanlığı var diye siz o toplumdaki insanları kendi toplumunuz üzerinden değerlendiremezsiniz. Çünkü neden? Toplumdan topluma değişen bazı durumlar söz konusu. Evet, mesela her sosyal norm ihlali aynı zamanda bir ruhsal bozukluk değildir. Mesela dövme yapmak. Değil mi? Yani ha, bütün vücuduna yaptırıyorsa eyvallah, bir sıkıntı var zaten de. Ama bir insanın dövme yaptırması o insanın ruhsal anlamda problemli olduğunu mu gösterir? Elbette hayır. Dolayısıyla arkadaşlar, toplum bize bazı şeyleri empoze eder. Toplumun gerçekten de ortalama noktada bazı kuralları, kaideleri vardır. Ve bir durum eğer sosyal normları ileri düzeyde artık ihlal ediyorsa, o zaman biz deriz ki evet, bu ruhsal bozukluk kapsamında düşünülebilir dememiz gerekiyor. Ve işlev bozukluğu bizim en çok baktığımız şeylerden bir tanesi bu. Kişinin psikolojik alanda, sosyal alanda, mesleki alanda, işte ne bileyim duygusal alanda artık işlevlerini, kendisinden beklenen işlevleri yerine getirememesi anlamına geliyor. Adam işe gidiyor ve böyle oturuyor. Yapması gereken bir dolu şey varken bu insanın hiçbir şey yapmaması, o kişide artık ruhsal anlamda bazı sorunların oluştuğunun da göstergesi olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Yani işlev bozukluğu ilk baktığımız şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla çok önemsemek gerekiyor. Biz sınav formatında baktığımızda ben ÖSYM'nin yerinde olsam kesinlikle buradan soru sorardım. Garanti sorardım. Hazırladığımız soru bankasına da yazdım bununla alakalı sorular. Çünkü bakın, artık sınav konseptini düşündüğünüzde, ki eğitim bilimleri sınavındaki rehberlik sınavını düşünün. Yani evet, kapsam değişmedi ama soru tarzı oldukça ÖABT tadındaydı bence. Dolayısıyla arkadaşlar artık kıyı köşe detaylara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Beni zaten az çok tanıyorsunuz. Yani ben detaycı bir insanım ve bu detayları önemsiyorum. ÖSYM buradan 1, 2, 3 tane bile soru sorsa çıkar yani. Burası öyle bir alan. O yüzden hakim olmamız gereken bir alan. Şimdi tekrar konuştuklarımızı bir özetleyelim. Dedik ki bir şeyin ruhsal bozukluk olarak tanımlanabilmesi için ne gerekiyordu bize? Bir tanesi kişisel sıkıntı düzeyi. Yeti eğitimi var mı yok mu? Üçüncüsü sosyal normları hangi anlamda ihlal ediyor? Ve son olarak da işlev bozukluğu. Geldik tekrar en başa. Genel anlamda neye bakıyoruz? Arkadaşlar bizim genel anlamda baktığımız şey şu. Bir şey ruhsal bozukluk kriteri olarak neleri taşıması gerekiyor? Tüm bunların yanı sıra, bunlar olacak zaten. Ama bunların yanı sıra karşımıza bir danışan geldiğinde, bir davranış ortaya koyduğunda ilk bakmamız gereken şey yaşına uygun mu değil mi? Yani mesela çocukları düşünün. 2 yaşında, 2,5 yaşında bir çocuğun ortaya koyduğu inatçı tepkiler doğaldır, gelişimseldir. Dolayısıyla da bir ruhsal bozukluk olarak değerlendirilemez. Ama 2 yaşındaki ya da 2,5 yaşındaki bir çocuğun etrafına saldırması, ısırması, onlara zarar vermesi, evet ben burada bir düşünürüm yani. Dolayısıyla da yaşa uygunluk baktığımız en temel kriterlerden bir tanesi. İkincisi yoğunluk. Yani burada artık hani bunu hangi boyutlarda yaşadığına bakmamız gerekiyor. Yoğunluk bizim temel kriterlerimizden bir tanesi. Ve yoğunluğa bağlı olarak ne kadar sürdü? Yani şöyle düşünün, yoğunluk ve şiddet, tamam mı? Yani davranışın yoğunluğu, davranışın şiddeti. Hatta buraya şiddeti de yazalım. O davranışa ruhsal bozukluktur ya da değildir bize gösterir, ifade eder. Ama bir de onun da ötesinde arkadaşlar sürekli olması.
Biz genelde şöyle bir kriter ortaya koyarız. Yani hastalıkları anlatırken zaten konuşuyor olacağız. Mesela şöyle bir ifade vardır. 6 aydan daha fazla sürmesi. Genelde buna bakılır. Şimdi eğer bir davranış sadece böyle bir aylık bir süreçte ortaya çıktı ve ondan sonra sonlandıysa ben bu davranışa ruhsal bozukluk tanısı koyamam. Ruhsal bozukluk tanısı koyabilmemiz için yerleşen bazı davranış kalıplarının olması gerekir. Dolayısıyla bu davranışın sürekli olması gerekir. Ve son olarak cinsel rol beklentileri. Şöyle düşünün, cinsel rollere uygun davranmak dediğimiz şey esasen ergenlikle birlikte oturan şeyler. Yani biz ergenlik döneminde ne yapıyoruz? Dişil ya da eril dediğimiz rolleri kazanmaya başlıyoruz. Dolayısıyla da kişinin yetişkinlik hayatında da var olan cinsiyetine uygun tepkiler ortaya koyması gerekiyor. Şimdi tabii isim falan vermeyeceğiz ama yani bir danışan geldi bana yıllar önce. Ünlü bir oyuncuya olan hayranlığını gördüm. Bir kız öğrenciydi yani 17 yaşında falan. Öyle zor, öyle enteresan, öyle kemikleşmiş bir vakaydı ki yani baktığınızda. Ve en temel hani kriterlerden bir tanesi şuydu. Sürekli olarak cinsiyetine aykırı roller ortaya koyması. Yani çok detaylandıramayacağım şu an burada. Ama bakın cinsel rol beklentileri temel kriterlerden bir tanesi. KPSS sadece şu kadarcık yazdığımız alandan soru sorar. Bunları çok iyi bilmeniz lazım. Tekrar söylüyorum. Ruhsal bozukluk kriterleri nedir Ayşe, nedir Fatma dediğimde sizden istediğim şey bu. Hocam yaşa uygunluk olması gerekir. Yoğunluk ve şiddetin belli düzeylerde olması gerekir. Sürekli olması gerekir. Aynı zamanda cinsel rollere uygun olması gerekir diye bunları sizden istiyorum. Evet gençler, bu konumuzu da halletmiş olduk. Şimdi devam ediyoruz.